İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhaba, hoş geldiniz. Motivasyon parçası alalım. Bir barış mançodan açalım o zaman. Sesim geliyor değil mi? İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sesim geliyor değil mi değerli hocalarım? Şarkıyla başlayalım. Bir Barış Manço açalım o zaman. Şarkı istiyorsanız. Ezgi Hocam, müziğin sesi geliyor mu şu an? Bir 3-4 dakika bekleyelim. Arkadaşlarımız gelsin. Ondan sonra bugün... Okul öncesi eğitim programından soru çözeceğiz. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim değerli hocalarım. İyiyim sizler nasılsınız? Bir 2-3 dakika sizde bir boş bir kağıt hazırlayın. Arkadaşlarımız gelene kadar. sesi geliyor değil mi sizlere de? Estağfurullah değerli hocam ne demek. İyi akşamlar. Tekrardan hoş geldiniz. Hazır mıyız? Artık yavaştan başlayalım değerli hocalarım. İyi akşamlar. Hazır mıyız değerli hocalarım? <Sessizlik> Hazırsak yavaştan başlayalım o halde. <Sessizlik> Müziğimizi de kapatıyoruz. Hadi toparlanın artık yavaştan başlayalım. Her ders için olacak mı? Her ders için yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilirsek nasip olursa pazar günleri soru çözeceğiz. Değerli hocam. Şu ana kadar 5 bölüm videosu çekildi. 5 bölümde soru çözümü yapıldı. Şu an Profilime girerek onları izleyebilirsiniz. Bundan sonraki videolar kalıp kalmayacağı daha belli değil. Hazırsanız başlıyoruz o zaman. Yorumları kapatıyoruz. Bir boş bir kağıt çıkarın sizde değerli hocalarım. Yine aynı formattan devam edelim. Şöyle birinci sorumuzu açalım. Birinci sorumuz herhalde hepinizde şu an net bir şekilde gözüküyordur. Birinci sorumuz sizde değerli hocalarım. Hemen birinci sorumuzu çözün. Daha sonra ben açıklamasını yapalım. Açıklamasını detaylı bir şekilde yapayım. Daha sonra ikinci, üçüncü diye devam edelim. Birinci sorumu siz de hemen çözün. Hızlı bir şekilde. Ben de kamerayı ayarlamış olayım o sürede. Çözdüyseniz artık ben başlıyorum. Birinci sorumuzda ne sormuşuz? Aşağıdakilerden hangisi? 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir. Değerli hocalarım bu soru kalıbı ÖSYM tarafından iki defa bize sorulmuştur. 2019 yılında aşağıdakilerden hangisi 2013 okul öncesi eğitim programında belirtilen okul öncesi eğitimin amaçlarından biri değildir diye bir soru vardı. Soru şıklar yine aynı mantık aynı. 2020 yılında ne yaptı? Dedi ki aşağıdakiler hangisi? Okul öncesi eğitimin genel amacı. Sizden şunu bilmenizi istiyorum. Soru bize 2013 okul öncesi eğitim programında belirtilen amaçları da sorsa aynı. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarını da sorsa aynı. Yani okul öncesi eğitimin genel amaçlarıyla 2013 programda belirtilen amaçlar aynıdır. Temelde genel amaçlarımız değerli hocalarım 4 tanedir. Birinci genel amacımız çocukların Beden, zihin, duygu gelişimini destekleyip onlara iyi alışkanlık kazanmasını sağlamaktır. B şıkkına bakacaksak onları ilk öğretimi hazırlamak yine okul öncesi eğitimin bir genel amacıdır. C şıkkında şartları elverisi çevrelerden gelen çocuklar için ortak yetiştirme ortamı yaratmak yine okul öncesi eğitimin bir genel amacıdır. Çocukların Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak yine okul öncesi eğitimin bir genel amacıdır. E şıkkına bakacak olursak, çocukların birbiriyle ve başkalarıyla ilişki kurmalarına, sosyalleşmelerine katkı sağlamak. Hemen söyleyeceksin artık burada pratikleşmen lazım. Çocukların birbiriyle ve başkalarıyla ilişki kurmasını sağlayıp sosyalleşmesine katkı sağlamak okul öncesi eğitimin bir amacı mıdır? Bir amacıdır. Ama genel amacı değil. Hangi amaçtı bu? Okul öncesi eğitimin unutmayalım toplumsal amacıdır. Cevap ne oldu değerli hocalarım? Cevabımız E şıkkı unutmayalım. Okul öncesi eğitimin 4 tane genel amacı var. Bu dört genel amaç 2013 programında belirtilmiştir. Çocukların şartları evresiz gelen çocukları orta geçme havuzu yaratmak, ilk öğretim hazırlamak, beden zihin duygu gelişim destekleyip İyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak ve Türkçe'yi doğru ve güzel konuşmaları sağlamak. Bu dördü nedir? Okul öncesi eğitimin bir genel amaçlarıdır. Ama şıkkı okul öncesi eğitimin genel amacı değil toplumsal amacıdır. Hemen şuraya bir not tutalım. Hemen bunu daha önce sizlere anlatmıştık. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği ilk milli eğitim şurası nedir? Okul öncesi eğitiminin genel amaçlarının geçtiği ilk milli eğitim şurası nedir? Soruma dikkat edelim. Okul öncesi eğitimden ilk bahseden şurayı sormuyorum. Okul öncesi eğitimden ilk bahseden şura 4. milletim şurasıdır. Ama size sorduğum ifade şudur. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği ilk milli eğitim şurası kaçıncı milli eğitim şurasıdır? Şu an söylemişsindir zaten. Unutmayalım. Dokuzuncu milli eğitim şurasıdır. 9. milli eğitim şurasında okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği İlk şuradır dikkat edelim. Neden 9. Milli Eğitim Şurası biliyor musunuz? Bu okul öncesi eğitimin genel amaçlarının hangi yasayla belirlenmişti? Bunu bilen var mı? Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının belirlendiği yasa. Bu yılda onu sordu. Dedi ki şu 4 tane amacı verdi. Yukarıdaki verilen amaçlar aşağıdaki yasalardan hangisi de belirlenmiştir? Ne diyeceksin? 1973 yılı 1739 sayılı Milli Eğitim Milli eğitim temel kanunudur. Milli Eğitim Temel Kanunu 1973 yılında yayınlanmıştır. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının belirlendiği yasa kaçtır? 1700, 1973 yılı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu. Buradan güzel soru olur. Dikkat edelim. Soru bize okul öncesi eğitimin genel amaçlarının belirlendiği yasayı sorarsa ne yapacağız? 1973 yılı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunudur. Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği ilk Milli Eğitim Şurası kaçtır? 9. Milli Eğitim Şurası. Neden 9. Milli Eğitim Şurası? 1973'ten sonraki ilk Milli Eğitim Şurası 9. Milli Eğitim Şurasıdır. Ve okul öncesi eğitim genel amaçlarının geçtiği ilk Milli Eğitim Şurasıdır. Peki size bir soru daha değerli hocam. Okul öncesi eğitimin amaçlarının geçtiği ilk program. Programı sorarsa. İlk ÖSYM bu yıl 4 tane amaç verdi. Yukarıdaki verilen amaçların geçtiği ilk okul öncesi eğitim programı hangisidir? Hangisi değerli hocalarım? Şu an söylemişsindir. 1989 okul öncesi eğitim programıdır. O zaman ben burada artık ne demem gerekiyor? Diyeceğim ki bak okul öncesi eğitimin genel amaçları 4 tanedir. Bu genel amaçları 2013 okul öncesi eğitim programında geçmekte midir? Geçmektedir. Soru bize genel amaç da dese aynı ifadedir. 2013 programda geçen amaçlar dese de yine 4 tanedir. Değiştirdim. Soru bize bu yıl 4 amacı verip der ki yukarıdaki amaçların geçtiği ilk milli eğitim şurası. Kaçıncı milli eğitim şurasıdır? 9. milli eğitim şurası. Şurayı sormasa neyi sorabilir? Dört amacı verir. Buna göre yukarıdaki verilen amaçların belirlendiği yasa nedir? 1973 yılı 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'dur. Yine soruyu değiştirdim. Soru bize okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği ilk programı sorarsa programda nedir? 1989 okul öncesi eğitim programı. Soruya dönecek olursak e şıkkında ne vardı değerli hocalarım? çocukların sosyalleşmesi katkıda bulunması bir toplumsal amaçtır. Genel amaç değildir. Bu yüzden cevabımız Edirne'ye. Şuraya boş tarafa geldim. Şimdi senden bilmeni istediğim bir konu daha var. ÖSYM daha önce okul öncesi eğitimin genel amaçlarını defalarca sordu. İki defa sordu genel amaçlarını. Peki bu yıl okul öncesi eğitimin toplumsal amacını sorabilir, eğitsel amacını sorabilir ya da gelişimsel amacını sorabilir mi sorabilir. Hemen başlık attım benimle beraber lütfen içinden tekrar yap biz buraya çalışmıştık. Toplumsal amaç. Okul öncesi eğitimin toplumsal amaçları kaç tanedir? Hemen söyle değerli hocam. Bir, çalışan annelerin çalışan annelerin çocuklarına bakmak. Çalışan annelerin çocuklarına bakmak okul öncesi eğitimin bir genel amacı değildir. Okul öncesi eğitimin bir toplumsal amacıdır. Dikkat edelim. İkinci toplumsal amaç nedir? Çocukların birbiriyle ya da başkalarıyla ilişki kurmasını sağlayıp sosyalleşmesine, sosyalleşmesine katkıda bulunmak. Üçüncü toplumsal amacımız nedir değerli hocam? Bilen var mı üçüncü toplumsal amacı? Üçüncü toplumsal amacımız her çocuğa her çocuğa eğitim fırsatı sağlamak. Aynı zamanda nedir değerli hocalarım? Çocukların bireysel gelişimine katkıda bulmak. O zaman ben ne diyeceğim burada değerli hocam? Soru bize bu yıl okul öncesi eğitim toplumsal amacını sorabilir. Diyeceksin ki okul öncesi eğitim temelde 3 tane toplumsal amacı bulunuyor. Bir çalışan annenin çocuklarına bakmak. iki çocukların sosyalleşmesine katkıda bulunmak. 3- her çocuğa eğitim fırsatı sağlamak. Ve çocukların bireysel gelişimine katkıda bulunmak. Bunlar da nedir değerli hocalarım? Okul öncesi eğitimin toplumsal amaçlarıdır. Peki şurada yerimiz kalmadı ama genelde hep yazarak yerlediğimiz için toplumda e, sayfada boş yerimiz kalmıyor. Şuraya kısa kısa yazıyorum. Lütfen notun al. Okul öncesi eğitimin eğitici amaçları. eğitsel amaçlar kaç tanedir değerli hocalarım? Bunu bilen var mı? Yazalım. Çocuğun duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan çevreye olan duyarlılığını artırmaktır. Çocukların duyu organlarını eğitmek ve çevreye olan duyarlılığını artırmak bir nedir değerli hocalarım? Eğitici amaçtır. Bununla beraber şu alt tarafa yazıyorum değerli hocalarım. Boş yerimiz kalmadığı için alt tarafa yazıyorum. Bir de ne var okul öncesi eğitimin? Neyi vardı değerli hocalarım? Gelişimsel amaçları vardı. Gelişimsel amaç da yine bir tanedir değerli hocalarım. Çocuğun doğal gelişimini desteklemek doğal gelişimini desteklemek aynı zamanda gelişimle ilgili gelişimle ilgili deneyimlere önem vermektir. Biraz sorumuzu uzattık ama size baya bir faydası olmuştur. Sorumuzu toparlayalım. Genelde ben böyle açıklayıp gitmek daha faydalı buluyorum. Hani işaretleyip geçmektense en azından ikinci, üçüncü seçeneği de konuşmuş oluyoruz. Soruyu özetliyoruz. Bak bir daha söylüyorum. Bu yıl gelebilme ihtimali çok fazla olan bir şura var. 9. Milli Eğitim Şurası. Okul öncesi eğitimden ilk bahsedilen şurayı söylemiyorum. Bak ÖSYM geçen yıl sordu onu. Okul öncesi eğitimden ilk bahseden Milli Eğitim Şurası kaçıncı Milli Eğitim Şurası? 4. Milli Eğitim Şurasıdır. Akademik kaynaklarda geçmektedir. Ancak benim size anlatmak istediğim nedir? Okul öncesi eğitimin genel amaçlarının geçtiği ilk milli eğitim şurası da 9. milli eğitim şurasıdır. Dikkat edelim. Birinci sorumuzu bu şekilde özetlemiş olalım. Toplumsal amaçlar 3 tanedir. Eğitici amaçlı bir tanedir. Bir tane de gelişimsel amacı bulunmaktadır. Dikkat edelim. Hemen ikinci sorumuz sizde. Birinci sorumuzu çözdüğümüze göre ikinci sorumuz sizde. Ben bu yılda böyle bir soru tarzını bekliyorum. Yıldız yıldız at. Hemen sorumu çöz değerli hocam. Adıbe öğretmen ne yapmış bakalım? Adıbe öğretmen burada mısın? Hemen soruyu çözün. Daha sonra ben açıklamasını yapayım değerli hocalarım. ÖSM tarafından programın ilkeleri ya da programın özellikleri her yıl hemen hemen bir her yıl bir tane soru geliyor değerli hocalarım. Hatta aranızdan çalışmayanlar varsa mutlaka hemen Google'a yazsalar bulurlar 2013 okul öncesi eğitim programı yazın o programdaki geçen ifadeleri baştan sona kadar detaylı bir şekilde bilin çünkü 3 tane soru kesinlikle cepte oluyor. ÖSYM her yıl 2013 okul öncesi eğitim programındaki ifadelerin aynısını kopyalayıp yapıştırıp bize soruyor. Lütfen oradaki ifadeleri bilin. Soruya geçmeden önce yine bir şıkları açıklayalım. Sarmallık ne demektir? Ekteklik ne demektir? Esneklik ne demektir? Dengelik ve aile katılımı ne demektir? Değerli hocalarım bizim 2013 okul öncesi eğitim programımız sarmal bir programımız sarmal bir program. Peki sarmallık ne demek değerli hocalarım? Boş yerimiz var mı? Şuradan aslında ben buraya sözel bir şekilde söyleyeyim. Lütfen siz not alın. Sarmallık ne demektir değerli hocalarım? Programımız yaklaşım olarak sarmalı özellik gösterir. Sarmallık ise kazanım göstergelerin değerli hocalarım kazanım göstergelerin süreç boyunca süreç boyunca ihtiyaç duyduğu etkinliklerde tekrar tekrar ele alınmasıdır. Şimdi kazanım göstergelerin süreç boyunca tekrar tekrar ele alınması ne demektir? Örneğin ne yaptın? Kasım ayında çocuklara Nesne varlıktan özelliklerini karşılaştırır kazanma yönelik bir etkinlik planı yapmışsın. Bak, örneğimizi yazalım. Nesne varlıkların özelliklerini özelliklerini karşılaştırır kazanımız budur. Şimdi Kasım ayının ilk haftasında ne yaptın? Nesne varlıkların özelliklerini renklerine göre renklerine göre karşılaştırdın. İkinci ay geldin. Nesne varlıktan özellikten karşılaştık. Kazanımı yine aldım. Hem renklerine göre karşılaştırdın. Hem de nedir? uzunluklarına göre karşılaştırdın. Üçüncü ay geldin yine aynı kazanımı aldın. Nesne varlıklarının özelliklerini karşılaştır kazanımı. Bu sefer nesneleri hem renklerine göre hem uzunluklarına göre hem de şekillerine göre karşılaştırdın. Yani biz ne yaptık? Birinci ay renklerine göre ikinci ay uzunluklarına göre hem de renklerine göre üçüncü ay hem renk hem uzun hem de şekil özelliklerine göre karşılaştırma becerisini yaptık. O zaman kazanım göstergelerinin süreç boyunca tekrar tekrar el alınması neymiş değerli hocalarım? Sarmalık özelliği gösteriyormuş. Neden programımız sarmal özelliği sarmal yaklaşımı benimsemiştir sizce? Programımız neden sarmal özelliği benimsemiştir? Çünkü şöyle yaptığımız zaman bak birinci hafta renklerine göre, ikinci hafta hem renk hem de uzunluklarına göre, üçüncü hafta renk uzunluk şekillerine göre. Biz de aslında derslerimizi bu şekilde işliyoruz değerli hocalarım. Sürekli geriye dönüş tekrarlarla bu şekilde yaptığımız zaman sizce öğrenme daha kalıcı, daha pekişmiş oluyor mu? Tabii ki öğrenme daha kalıcı ve daha pekişmiş olduğundan dolayı programımız sarmal özellik göstermektedir. Aynı zamanda... Bunu istiyorsanız yazabilirsiniz e, ee, okul öncesi dönemdeki çocuklar biliyorsunuz ki hızlı değişim ve gelişim göstermektedir. Hızlı gelişim değişim göstermesinden dolayı programımız sarmal özellik göstermektedir değerli hocalarım. Ekteklik'e gelecek olursak. Ekteklik ne demektir? Ekteklik bu yıl 2023'te ben bekliyorum. Şu ana kadar hiç eklektikten sormadı. Yaklaşımlardan aslında birazdan benzer soru çözeceğiz ama ÖSYM hiç ekteklikliği sormadı. Ekteklik değerli hocalarım. Program diyor ki 21. yüzyıl insanı yetiştirmek amacıyla farklı çocuk merkezli çocuk merkezli kuramlardan sentezlemektir. Şimdi farklı çocuk merkezli kuramlardan sentezlemekten kasıt nedir? Hatırlıyorsanız ben hem geçen hafta Instagram'da hem de dersine girdiğim gruplarda piramit metodunu anlatmıştım. Piramit metodu da eklektik programdır. Bizim 2013 programımız da eklektik programdır. Hatta bizim programımız temelde Highscope'dan ya da Hitsart'tan esinlenmişti. Ha eklektik diyeceğim ne demektir? Gidip biz bak eklemekten aklına gelebilir gidip farklı kuramlardan yaklaşımlardan belli başlı özellikler alıp programımızı uyarladık. Yani bugün ilgi köşeleri Hitsart'ta ve Highscope'da var. Şu an 2006'da şu an ilgi köşesi yok ama 2006'dan önce bizim ilgi köşelerimiz bulunuyordu. İşte o ilgi köşelerinin temeli aslında 2013'te beraber öğrenme merkezlerinin temeli nereye dayanır? Highscope'da Hitsart'a dayanır. İşte gidip Highscope'da hissardaki bu özellikleri alıp programımıza eklememiz nedir? Ekleklik özelliğidir. Esneklik ne demektir değerli hocalarım? Yer kalmadı. Yazabilirsiniz. Esneklik çocuğun, çevrenin, ailenin değişen özelliklerine göre ne yapmaktır değerli hocalarım? Bireyselleştirme bireyselleştirme ve uyarlama yapmaktır. Programımız esnek bir program mıdır? Esnek bir programdır. Esnek bir program olduğundan dolayı bize şunu söylüyor. Diyor ki bizim programımızda neler vardı? Aylık planımız var. Günlük eğitim akışımız var. Bununla beraber etkinlik planımız bulunuyor. Program diyor ki değerli öğretmenim saygıdeğer öğretmenim bir etkinlik planı yaptın. Sınıfa geldin o gün şu şu nesne balıkın özellikle karşılaştığıyla ilgili bir etkinlik planı yaptın. Ama ortaya bir anlık ya da günlük değişimlik çıkarsa sen bu programda eklemeler ya da çıkarmalar yapabilir misin? Eklemeler ya da çıkarmalar yapabilirsin. Ya da birazdan programın tanıtımını anlatacağım size. Programımızda bize şunu diyor. Temelde kazanım gösteri gelmeniz bulunuyor ama Diyor ki ihtiyaç duyulduğu zaman öğretmen programda yer almayan bir kazanım göstergeyi de plana ekleyebilir mi? Ekleyebilir. İşte öğretmenin programda yer almayan bir kazanım göstergeyi plana eklemesi nedir? Ekti tabii ki esneklik özelidir. Esneklik özellikle değerli hocalarım çocuğun çevrenin, ailenin değişen özelliklerine göre bireyselleştirmeye uygun olması, aynı zamanda uyarlama yapmaktır. Ortaya çıkabilecek anlık ve günlük değişimlere göre programda düzeltmeler, eklemeler, çıkarmalar yapması nedir? Esneklik özelidir. Dengeliye gelecek olursak, dengellik ne demektir? Dengellik değerli hocalarım süreklilikten, süreklilikten kaçınmaktır tek düzelikten tek düzelikten kaçınmaktır. Şimdi süreklilikten tek düzelikten kaçınmak ne demektir? Program bizim diyor ki dengeli bir program mısın? Tamam. Programda sizin de bildiğiniz üzere bilişsel alanda kazanım göstergelimiz bulunuyor. Bununla beraber sosyal duygusal alanda bulunuyor. Dil gelişim alanında bulunuyor. Motor gelişim alanında bulunuyor. Diyor ki bizim amacımız nedir? Çocuğun gelişim alanlarını oransal bir şekilde geliştirmektir. Örneğin şuradaki sorumuzda adi öğretmen var. Adi öğretmenin öğretmenden bahsedelim. Adi öğretmenimiz bir ay boyunca sınıf ortamındaki etkinlikleri bilişsel alana yoğunlaşırsa, tüm etkinlikleri bilişsel alanda yaparsa dengeli aykırı davranmış olur. Program diyor ki tamam bilişsel alana yoğunlaşabilirsin ama aynı zamanda bunun sosyal duygusal gelişimi var, öz bakım becerileri var, motor becerileri var. Ya da adi öğretmen ne yaptı? Bir hafta boyunca bütün etkinlikleri bütünleştirmiş etkinlik yapısında planladı. E program diyor ki kardeşim bak bütünleştirmiş yapabilirsin ama bütünleştirmişle beraber bireysel etkinliğin var, küçük grup etkinliğin var, büyük grup etkinliğin var. Bunları da uygulaman gerekiyor. Oransal dengeyi sağlaman gerekiyor. Zaten ÖSM dengeliği yanlış hatırlamıyorsam 2019'da sordum. Sorduğu zaman aynen şu şekilde sordu. Dedi ki Kübra öğretmen bir hafta boyunca tüm etkinlikleri bütünleştirmiş etkinlik yapısında planlayıp uyguladı. Diyeceksin ki bir hafta boyunca bütünleştirmiş etkinlik yapısına planlıyorsa dengeli aykırı davranmıştır. Çünkü bütünleştirmişle beraber ne vardı? Söyle bireysel etkinlik vardı. Bununla beraber küçük grup etkinliği vardı. Bununla beraber büyük grup etkinliği vardı. Ya da dengelik nasıl gelebilir? Şöyle bir soru da gelebilir dengelikte. Öğretmen sürekli bir hafta boyunca etkinlikleri fen etkinliği yapısında planlamıştır. Yani özetle soru kökünde şunu görmen lazım. Bir hafta boyunca, bir ay boyunca ya da sürekli olarak bilişsel alana yoğunlaşmıştır. Sürekli olarak e, sosyal duygusal alana yoğunlaşmıştır. Bu gibi ifadeleri kullanırsa nedir değerli hocalarım? Dengeli, aykırı davranmıştır. Aile katılımı önemlidir. Programımızda hatırlarsanız şöyle bir ok çizdim şuraya. Şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama. Bir ok çizdim. 2013 programında değerli hocalarım. 36-72 aylık çocukların anne babalarına rehber olması amacıyla ne yayınlamıştı? Tabii ki Oba Der yayınlamıştır. Oba Der değerli hocalarım. 2013 programında aile katılımı için yayınlanmıştır. Zaten aile katılım çalışmalarını sizlere beraber işleyeceğiz. Sorumuza gelecek olursak. Soruyu çöz şu an. Anlattım artık detaylı bir şekilde. Soruyu şu an çözebilirsin. Bunu kesinlikle doğru yapman gerekiyor. Bu yıl yıldız attım gelebilir. Bu arada bir arkadaşımın e, en altta soru işareti yazan yerde bir problem olup olmadığını yazabilir mi? Bana sürekli Whatsapp'ta mesaj geliyor. Canlı yayında bir problem mi var acaba? Sorumuzu çözecek olursak Adi ve öğretmen geometrik şekillerle ilgili etkinlik planını sınıfta uygulamaktayken sınıfa pencereden bir kelebek girer ve bütün çocukların dikkati bir anda kelebeğe yönelir. Buradan aklına bir şey gelmesi gerekiyor. Çocuklar kendi aralarında kelebeğin renkleri hakkında konuşmaya başlar. Çocuklardan birkaçının öğretmene kelebeklerle ilgili soru sormasının üzerine öğretmen kelebeği yakalayarak pencereden dışarıya bırakır ve çocukların kendilerini dinlemelerini gerektiğini söyler. Buna göre öğretmenin sevgilediği tutum hangi özellikle çelişmektedir? Tabii ki hangi özellikle çelişmektedir değerli hocalarım? Esneklik özelliğiyle çelişmektedir. Esneklik biz ne dedik? Ortaya anlık bir değişiklik çıkarsa, günlük bir değişiklik çıkarsa programda eklemeler, çıkarmalar yapabilirsin. Öğretmenim sen bir programda bir plan yaptın ama çocukların ilgileri yani sınıf ortamı aniden bir kelebek girerse ya da bir karınca basarsa sınıfı sen ne yapacaksın? Etkinliği oyunda düzeltebilirsin. etkinliğinde güncellebilirsin incelemeler, eklemeler yapabilirsin. Cevabımız ne oldu değerli hocam? Esneklik oldu. İkinci sorumuz bu şekilde. Ben hemen yorumları açayım değerli hocam. Bir sorun var mı canlı yayında? Çünkü baya bir mesaj geldi. Bir sorununuz var mı? Bugün Whatsapp'tan bir 20-25'e yakın mesaj gelince acaba bir sorun mu oldu? Bizim grup burada çünkü çoğunlukla. Bir sorun yok değil mi? Şimdi yorumları açtım ama Allah Allah. Şimdi dersten sonra bakacağım kim mesai atıyor o kadar. Çünkü farklı farklı arkadaşlara atınca üst taraftan gözüktü. Ben de acaba bir sıkıntı var mı diye düşündüm. Sıkıntı yoksa üçüncü sorumuz sizde. Üçüncü sorumuz sizde. Artık bu şıkları açıklamayacağım. Üçüncü sorumuzu çözelim. Bak, söylediklerimi not alın. Değerli hocalarım hep önemli olan kısımlardır. Şimdi yorum yapmayı tekrardan kapatabilirsem şöyle yorum yapmayı kapattım. Üçüncü sorumuz sizde. Üçüncü sorumuz sizde. Bunu artık kesinlikle yapmanız gerekiyor. Çünkü sarmallık ne demektir? Ekteklik, esneklik, dengelik bunları sizlere açıkladım. Bir burada çocuk merkezliliği açıklamamıştım. Çocuk merkezlik ne demektir? Program bize şunu diyor. Bizim merkezimizde kim var? Çocuk var. Bu yüzden çocukların süreçte olabildiğince plan yapmalarına, olabildiğince uygulama yapmalarına, olabildiğince tartışmalarına, olabildiğince değerlendirmelerine, olabildiğince üretmelerine yani çocukların olabildiğince sürece aktif bir şekilde katılması nedir? Çocuk merkezliktir. Soruya dönecek olursak bu soru daha önce şu şekilde soru aslında bir okuyayım da öyle anlayın. Fatma öğretmen güne başlama zamanında çocuklarla duygu durumu, takvim, hava durumu, hakkında sohbet etmenin yanı sıra diyor hangi merkezde kimlerle hangi materyallerle oynadıklarına karar vermelerini beklemektedir. 2013 okul öncesi eğitim programında yer alan güne başlama zamanı uygulamasının temeli high scope yaklaşımına dayanması programın hangi özelliği ile ilişkilidir? Güzel bir soru. Bana göre çok güzel bir soru. Çünkü ÖSM ne yaptı? 2019 yılında Aynı ifadeyi şurada kullandı. Dedi ki güne başlama zamanının temeli aşağıdaki programlardan hangisine dayanmaktadır? Cevap ne olacaktı? Highscope. E, bu yıl ben de bu soruyu değiştirdim. Ben de şöyle bir soru bekliyorum. Güne başlama zamanını verdi. Güne başlama zamanı Highscope programına dayanması program hangi özelliğini gösterir? Tabii ki hangi özelliğini gösterir? Ek teknik özelliğini gösterir. Güzel bir soru Yıldız At. Neden ek teknik özelliği? Biz ne yaptık? HighScope'tan hangi özellikleri almıştık? Yön tekrar yapalım. Şimdi bizdeki Şimdi Highscope'da ilgi köşeleri bulunuyor değerli hocalarım. Biz 2006'ya kadar ilgi köşesi olarak adlandırıyorduk ama 2013'te ilgi köşeleri ne oldu? Öğrenme merkezleri. Highscope'dan biz bunu aldık mı? Highscope'dan bunu aldık. Bununla beraber güne başlama zamanı aldık mı? Güne başlama zamanı Highscope'dan aldık. Günü değerlendirme zamanı High scope'tan aldık mı? High scope'tan aldık. Bununla beraber oyun zamanını zamanını high scope'tan aldık. Bununla beraber high scope'da 58 anahtar deneyim vardı. İşte high o 58 anahtar deneyimi karşılığı nedir bizde? Bizdeki kazanım ve göstergeler değerli hocalarım kazanım ve göstergeler high 58 anahtar deneyimlere dayanmaktadır. Temel olarak bunları bilmeniz yeterlidir. Üçüncü sorumuzda çözmüş olduk. Dördüncü sorumuza Geçelim dördüncü sorumuz. Uzun bir soru. Programla ilgili özellikleri vermiş. Aslında programa geçmeden önce şöyle sol tarafa gelelim de bir tekrar yapalım değil mi? Nasıl bir tekrar yapalım? Burada bir programımızı tanıtalım. Programı tanıtmayla beraber değerli hocalarım. Şimdi yayın bir sıkıntı yok herhalde şu an. Programı tanıtmakla beraber sol tarafa ne yazalım? Sol tarafa. Değerli hocalarım şu an yayından bir düştüm de geldim tekrardan. Hemen başlayacağız tekrardan. Hemen başlıyoruz. Tekrardan başlayalım. Bazen internette problemler olabiliyor. Değerli hocalarım sol tarafa biz ne yazalım? 2006 Okul öncesi eğitim programı yazalım. Sağ tarafa da ne yazalım? 2013 okul öncesi eğitim programı yazalım. 2006 okul öncesi eğitim programıyla değerli hocalarım 2013 okul öncesi eğitim programını yazalım. Ben sol tarafa 2006'daki kısmı yazacağım. Siz de sağ tarafa 2013'ü söyleyin lütfen. 2006'da değerli hocalarım aylık plan var mıydı? 2006'da aylık plan yoktu. 2006'da ne vardı? Söyle bakayım 2006'da ne vardı? Tabii ki 2006'da öğretmenler yıllık plan hazırlıyor muydu? Öğretmenler 2006'da yıllık plan hazırlamaktaydı. Peki 2013'te yıllık plan var mı? Artık siz yıllık plan hazırlıyor musunuz? Değerli hocalarım yıllık plan biz artık hazırlamıyoruz. Ee, biz yıllık plan yerine aylık plan hazırlıyoruz dikkat edelim. 2006'da ne vardı değerli hocalarım? 2006'da ne vardı? Yıllık plan vardı. 2013'te aylık plan oldu. 2006'da günlük plan oldu. Günlük plan vardı. 2013'te günlük plan var mı artık? 2013'te günlük planı yok. Günlük eğitim akışı bulunmaktadır dikkat edelim. 2006'da günlük plan vardı. 2013'te günlük eğitim akışı olarak değiştirildi. Bununla beraber 2006'da ilgi köşeleri vardı değerli hocalarım. 2006'da ilgi köşeleri vardı. 2013'te ilgi köşeleri var mı artık? 2013'te ne olarak değiştirildi? Öğrenme merkezleri olarak değiştirildi. Halen de bak benim kızdığım nokta şu halen de 2023 yılı sınavına gireceğiz. Aradan 10 yıl geçmiş bu program 10 yıl önce aç, değiştirilmiş. Soru bankalarını açtığın zaman halen de ilgi köşelerinden bahsediyor biliyor musunuz? İlgi köşeleri diye bir kavram kalmadı artık. İlgi köşeleri kalktı değerli hocam. Öğrenme merkezi adında değiştirildi. Buna beraber 2006'da ne vardı? Amaç ve kazanımlar ifadesi vardı. 2013'te artık amaç ve kazanımlar ifadesi kaldırıldı. Ne olarak değiştirildi 2013'te değerli hocam? Tabii ki kazanım ve gösterge şeklinde değiştirilmişti. Peki sol taraftayım değerli hocam, sol taraftayım. Hangi programda? Hangi programda? Öğretmene rehber olması amacıyla etkinlik örnekleri etkinlik kitabı şeklinde paylaşılmıştı. 2006'da mı? 2013'te mi? Ne diyeceksin? 2013 programıyla beraber öğretmene rehber olması amacıyla ne yayınlamıştır? Etkinlik kitabı yayınlamıştı. Bununla beraber hangi programda değerli hocalarım Milli Eğitim Bakanlığı ile bütünleştirilmiş aile destek rehberi dediğimiz OBADER yayınlanmıştı. 2006'da mı OBADER geldi? 2013'te mi? Çok iyisin. Ne diyeceksin? 2006'da OBADER yoktu. 2013'te OBADER geldi. Güzel bir soru soracağım size bak. 2006-2013. Bu iki programın hangisinde değerli hocalarım ilk defa bir tane etkinlik türü gelmişti? Hangisindeydi değerli hocalarım? Fen, alan gezleri, oyun, hareket. Bu dört etkinlik türünden bir tanesi 2013'te geldi. 2013'ten önce yoktu. Ne diyeceksin unutmayalım. İlk defa, ilk defa hareket etkinliği gelmiştir. Hatta programda değerli hocalarım süresi belirtilen süresi belirtilen tek etkinlik türüdür. 30 dakika üzerinden yapılması gerektiğini ifade ediyor mu yapılması gerektiğini ifade ediyor. Bununla beraber değerli hocalarım 2006'da ne vardı değerli hocalarım? Tabii ki 2006'da serbest zaman vardı. 2013'te artık serbest zaman var mı? 2013'te artık serbest zaman yok. Serbest zaman yerine ne var? Tabii ki oyun zamanı bulmaktadır. Bu 2006 ile 2013 programının değerli hocalarım temel karşılaştırması. Bunları bilsek yeterli olmuş olur. Programla ilgili tanıtıcı ifadeleri aslında şuraya yazsam mı bilmiyorum ama sorular üzerinden gitsek bizim için sanki daha iyi olacaktır. Sol taraftaki sorumuza gelir. Şimdi bu soruyu da ya aslında programdaki gelebilecek tüm ifadeler bizim için önemli. Farkındaysanız ben de olabildiğince detaylı bir şekilde sorular hani kısa bir iki cümlelik değil. Bütün programı tanıtacak ifadeler burada bulunmakta. Diyor ki güncellenen 2013 Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A şıkkında program çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine dayanan bu anlamda bütün gelişim alanlarını geliştirmesi esas alan gelişimsel programdır. Doğru mudur? Tabii ki doğrudur. Unutmayalım. Bizim programımız gelişimsel bir programdır. Temel amaç nedir? Çocukların gelişim düzeylerini geliştirmektir. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. B şıkkına bakacak olursak. Programımız yaklaşım olarak sarmal özellik gösterir mi? Yaklaşım olarak sarmal özellik, model olarak da eklektiktir. Tabii ki doğrudur. ÖSYM burada nasıl bizi düşürebilir biliyor musunuz? Diyecek ki model olarak sarmaldır, yaklaşım olarak eklektiktir. Tank yanlış diyeceksin. Bu program yaklaşım olarak sarmaldır. Model olarak da eklektiktir. Bu başındaki kelimeleri değiştirip bizi vurabilir. Lütfen not hatta dikkat yaz. Dikkat. Önemli. Program yaklaşım olarak sarmal özellik gösterir. Model olarak da eklektik özelliği gösterir mi? Eklektik özelliği göstermektedir. Sarmallık ne demektir? Kazanım göstergelerinin süreç boyunca tekrarlayıp el alınmasıydı. Eklektik ne demekti? Farklı kuramlardan sentezlenmektir. C şıkkı yine bizim için önemli. Ne demiş C şıkkında? Diyor ki programda kazanım ve göstergeler temel alınmıştır. Programda kazanım göstergeler bütün olarak el almıştır. Doğrudur. Programımız değerli hocalarım kazanım göstergeleri temel almıştır. Aynı zamanda kazanım göstergeler bütün olarak el almıştır. Bütünden kasıt nedir? Bütünden kasıt nedir? Yaş gruplarına sizce ayrılmış mıdır? Yoksa yaş gruplarına ayrılmadan bir bütün olarak mı ifade edilmiştir? Bizim kazanım göstergelerimiz 36, 48, 48, 60, 60, 72 olmak üzere 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiş midir? Yoksa düzenlenmeden tüm çocuklara hitap edecek şekilde bütün olarak mı ele almıştır? Ne diyeceksin? Programda değerli hocalarım kazanım göstergeler yaş gruplarına mamıştır. O yaş gruplarına ayrılan kazanım göstergeleri değildir. Kazanım göstergeler bir bütün olarak yer almıştır. Yaş gruplarına ayrılan nedir? Tabii ki gelişim özellikleridir. Bunu çoğu arkadaş karıştırıyor. Soruyorum ki, diyorum ki, değerli hocalarım kazanım göstergeler 3 farklı yaş grubuna göre ayrılmış mı? Herkes evet, 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 evet. Niye evet? Çünkü gelişim özellikleriyle kazanımları karıştırıyorlar. Kazanımlar unutmayalım yaş gruplarına ayrılmadan bir bütün olarak ifade edilmiştir ama gelişim özellikleri hatta 36 48 48 60 60 72 ay olmak üzere 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiş midir? 3 farklı yaş grubuna göre düzenlenmiştir. Bu yüzden D şıkkı da doğrudur. E şıkkına bakacak olursak diyor ki program çocukların gelişimlerini desteklemenin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri gidermeyi Buradan gelecek. Yetersizlikleri gidermeyi amaçladığından destekleyici ve tepkisel boyutları olan çok yönlü bir programdır. Bak bu soru ilk başta doğru bir şekilde başladı ama sonunda bozdu. Niye sonunda bozdu? Bir kere de değerli hocalarım program çocukların bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri gidermeyi değil değerli hocalarım. Yetersizlikleri önlemeyi hedeflemektedir. Bu yüzden program değerli hocalarım tepkisel program değildir. Program nedir? Önlemsel programdır. 2013 programında gelmeyen bir ifadenin biri de budur. Bu yıl gelebilir. Çünkü daha önce tüm ifadeleri soruldu. Bu da sorulmadı. Biz ne diyeceğiz? Tamam program çocukların bütün gelişim alanlarındaki görebilecek yetersizleri önlemeyi amaçlar, aynı zamanda gelişim alanları desteklemeyi amaçlar. Programımız nedir? Destekleyici ve önleyici bir programdır. Destekleyici ve tepkisel derse yanlış. Destekleyici ne olması gerekiyor? Destekleyici ve önlemsel olması gerekiyor. Doğru ifadesi bu şekildedir. Bu yüzden cevabımız Edirne'dir. Edirne'de tepkisel dediği için unutmayalım programımız tepkisel program değildir. Program gelişim alanları desteklemekle beraber gelişim alanlarında görülen yetersizlikleri önlemeyi amaçlar. Bu yüzden programımız önlemsel bir programdır. Dikkat edelim. Gelelim 5. sorumuza. 5. sorumuzda ne sormuş? Hemen siz çözün. Ben de bir su içeyim. 5. sorumuz sizde. Lütfen herkes çözsün. Şu an yorumları açamıyorum ama herkes lütfen çözsün. Şimdi ben de buradan soru işaretine bakalım da. Sorumuzu çözelim. Sorumuzda ne sormuş? Diyor ki güncellenen 2013 Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tamam. A Programla beraber öğretmenin hazırlayacağı etkinliklere örnek olması amacıyla farklı yaş gruplarındaki çocuklar için etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Doğru. Unutmayalım. Farklı yaş grubundaki çocuklara öğretmenin rehber olması amacıyla etkinlik örnekleri etkinlik kitabı şeklinde yayınlanmıştır. Bu yüzden A şıkkı doğrudur. Programla birlikte kullanmak üzere aile destek eğitim rehberi obader oluşturmuştur. Doğru. Unutmayalım Obader 2006'da var mıydı? Yoktu. 2013'te geldi. Obader ne demektir? Aile destek eğitim rehberidir. Obader'i de ben e, çok önemsiyorum. Hem okul öncesi öğretmen olarak bilmemiz gerekiyor. Hem de sınavda gelme potansiyeli olan bir programdır. 2013 programıyla Obader'i adımız gibi bilelim lütfen. C şıkkında ilgi köşeleri öğrenme merkezleri şeklinde ifade edilmiştir. Doğru diyeceksin ki ilgi köşeleri neredeydi? 2006'daydı. 2013'te ilgi köşeleri ne olarak güncellendi? 2013'te ilgi köşeleri öğrenme merkezleri adı altında güncellenmiştir. Amaç ve kazanımlar kazanım gösterge şeklinde ifade edilmiştir. Doğrudur. Değerli hocam, amaç ve kazanımlar neredeydi? 2006'da amaç ve kazanımlardı. 2013'te kazanım gösterge şekline ifade edilmiş midir? İfade edilmiştir. Peki, saygıdeğer hocam. Şimdi gel buraya kazanım ne demek? Kazanım ne demek değerli hocalarım? Kazanım ne demek? Çocukların kazanması gereken bilgi, beceri, yetkinlikler. Unutmayalım, çocukların kazanması gereken bilgi, beceri, yetkinlikler nelerdir? Kazanımlardır. Programımızda en fazla kazanım, unutmayalım, bilişsel alanda bulunmaktadır. En az kazanım da motor gelişim alanında bulunmaktadır. Dikkat edin. En fazla neymiş değerli hocalarım? En fazla bilişsel, en az da motor gelişim alanında kazanımlar bulmaktadır. En şıkkında kalite standartları belirlenmiştir. Yanlış kalite standartları gibi bir ifademiz yoktur değerli hocalarım. Şimdi tam anlayamadım. Şimdi dakikaya bakalım. 43 dakika olmuş. Değerli hocalarım bir şey olmuş ama anlayamıyorum. Şu an telefonuma bir sürü mesaj geliyor. Herhalde bir arkadaşımız depremden bahsetmiş de ben bir e, yorumları açacağım. Ne olduğunu anlamam lazım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim üst taraftan baktım da. Değerli hocalarım şu an yorumları açtım. Sesinde bir sıkıntı var mı? Çünkü e, sürekli Üst taraftan mesaj gelince bir türlü odaklanamadım. Ne olduğunu şu an anlamaya çalışıyorum ama. Şöyle yapalım mı? Bir 5 dakika ara verelim. Herhalde deprem olmuş. Farkına varmadım Değerli Hocam. Bir 5 dakika ara verelim. 21.50'de kaldığımız yerden devam edelim. 45 dakika olmuş. Burada da siz de bir 5 dakika dinlenin. 5 dakika sonra tekrardan yayını açacağım. Şöyle sayfayı tekrardan gösteriyorum. Beş dakika ara 21.50'de görüşmek üzere.